ET Spor X'ten herkese merhabalar. Ben Erdem Akbaş. Oğuzhan Genç'le beraber gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Dün akşam uzun süredir yaşamak istediğimiz bir sevince yeniden şahit olduk. Milli takım Hollanda karşısında Evet. çok önemli bir galibiyet aldı. Ülkece muhtaç olduğumuz mu diyelim Ya ya da uzun süredir hasret kaldığımız uzun süre diyelim. derken yani araya bir Uluslar Ligi girdi malum. Evet. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda yaptıklarımız hala ortada yani. Çabuk unutuldu tabii bunlar. Tabii ki. Belki Uluslar Ligi biraz milli coşkuyu biraz öldürdü. Fazla yani bence çok fazla ciddiye aldık o maçları. Ama bugün Şenol Hoca ve öğrencileri yeniden nasıl bir milli takım olduklarını bize Tabii. gösterdiler. Hatırlattı, Hatırlattılar. hatırlattı. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gördük. Yani çok önemli bir galibiyet. Tabii ki yani Hollanda eski Hollanda mı yok kadrosu şöyleydi böyleydi ya da goller şans oldu ilk gol şans geldi falan filan bunlar konuşulur ama şu bir gerçek Hollanda'yı 4 golle devirdi yani milli takım. Tarihimizde ilk kez Hollanda'ya Evet. 4 gol atıyoruz. Yani Hollanda'ya 4 gol atan takımlar da zaten herhalde bir Çok elin malzeme. parmaklarını geçmez dünyada da. Ciddi bir galibiyet ve ne kadar iddialı olduğumuzu bence gösterdik. Tabii ki zor grup. Yani önümüzde oynayacağımız zaman Norveç maçı var ki Norveç bu grubun Evet. belki de gizli favorisi. Gizli favorisi. Haaland'la, Sörloth'la yani kadrosu çok güçlü. Neler olacağını göreceğiz. Ama bu galibiyetin gerçekten dış basında da yankıları oldukça Tabii büyük ki. oldu. Onun öncesinde yani milli takım skor olarak bize bir coşku veriyor ama oyun olarak da beni tatmin etti. Özellikle ilk yarıda çok Özellikle dominant bir ilk oyun yarıda sergiledi. dominant bir oyun. Kadro da zaten zamanla daha da olgunlaşıyor ve birçok oyuncu ciddi formda. Ben dün de mesela izlerken aklıma o geldi. Yani onu söylemek istiyorum. Sonra dış basına geçelim. Omurga olarak kalecilerimiz zaten Uğurcan, Altay Evet. ikisi de formda. Stoperlerimiz de gayet formda. Liverpool'da Ozan, Juventus'ta Melih, Çağlar, Leicester'da evet. Çağlar. Baktığın zaman Ozan Tufan, Fenerbahçe her ne kadar bu sezon beklentilerin altında kalsa da Ozan önemli işler yapıyor Tabii dün de Fenerbahçe'de. 11'de başladı. Omurga'yı kaleciden başlayıp stoper, orta sahada Ozan. Onun önünde Hakan Çalhanoğlu Milan'da kariyerinin en verimli iki sezonunu yaşıyor. Forvetimiz de Burak Yılmaz gol Yani atınca, belki omurga sağlam olunca. bir tek eksiklik yani Burak'ın yani Burak değil de Burak'ın yaşlı olması. Yani Burak da Evet. Keşke Burak bir 5 yaş şöyle daha yani genç 28 olsaydı. yaşında falan olsaydı Evet. inanılmaz bir takım konuşabilirdik yani Zaten dış gerçekten. basında olsan Evet Burak'ı az önce öne az sonra çıkararak. değineceğiz. Hatta değinelim Tabii istersen ki dış de, tabii ki de. basın Avrupa basınında tabii Türkiye'nin galibiyeti büyük yankı uyandırdı. Öncelikle Hollanda basınından değinmek istiyorum. Nos Portakallar tırnak içinde yaşlı Burak Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu diye ağır bir başlık atmışlar. Onlar da Burak'ın yani Avrupa basına zaten Burak performansı çok öne Tabii ki. çıkıyor. Kicker dergisi İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç Türkiye için yine Burak övgüleri var. RTL sitesi Türkiye Hollanda'yı parçaladı demiş. Fransız L'Équipe gazetesi Türkiye Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi başlığı duyurmuş ki malum Fransa tabii bu Fransa maça tabi özel ilgi Burak tabi ki gösterdi. Burak Yılmaz değil. Evet Lille performansından dolayı ki orada da zaten yaptıkları Burak ortada. zaten aynen Fransa'da artık yani ben Lille'e giderken açıkçası hani Burak'ın kendisini de orada kanıtlayabileceğinden yaşından dolayı oradaki tempoyu kaldırıp kaldıramayacağı konusunda şahsi olarak şüphem vardı ama Burak tüm şüpheleri yok etti. Lille'de önderlik de yapıyor. İşte takıma Tabii. bir abilik de söz konusu. Yani Yusuf da şey de orada, Zeki de Zeki de orada. orada. Bu performansını milli takımı da aynı şekilde taşıması. Yani Burak 36 yaşında. Yani bu performansı daha ne kadar süre devam ettirir? Ya tabii Umarım devam ettirir. sakatlıklar yaşıyor. Onlar üzücü Yaşıyor boyu. tabii Tabii ki de. doğal olarak yani artık fiziksel anlamda belki yani eksiği yok da ama doğal olarak sakatlıklar yaşayabiliyor. Ancak yani dünkü performansı gerçekten inanılmaz. Yani hani İnanılmaz ötesi, evet. attığı frikik tamam ilk gol belki biraz savunmaya çarptı. Filelerle buluştu ama attığı frikik ne kadar klas bir oyuncu Klas bir olduğunu bir oyuncu kere daha olduğunu. Tabii gösterdi. kaleciye de çok fazla böyle bir dalga konusu da oldu kaleci. Hollanda Evet tabii kalecisi ama yani. bence Burak'ın kalitesi bence daha fazla öne Ya dediğim gibi çıkarılmalı. hani kaleciyi o noktada konuşmak
biraz sanki Türkiye'nin galibiyetini buna bağlamak gibi olur. Ha tabii ki de ilk maç. Yani tabii Norveç'le oynayacağız daha işte Karadağ var. Daha uzun bir yol var ve arada da Avrupa Şampiyonası var yani bir evet, de hani evet. Öyle de ilginç bir fikstür olacak. Bence yani bu ama konsantrasyonu yüksek başladı milletin. Ya bu galibiyeti... Az önce de dedim mesela Uluslar Ligi dönemi neler konuşulduğunu hatırlıyorsun evet. Yani hani küme düştük. İşte başlıkları Şenol Hoca ve takıma dair eleştirdi. Özellikle Şenol Hoca'ya dair eleştiriler ama hani o pandemi döneminde zaten hazırlık maçı yapma imkanı yoktu. Kaos bir dönemdi. Uluslar Ligi de öyle değerlendirildi. Bugün baktık mı şeyi çabuk unuttuk. Aslında hazırlık maçlarının yerine gelen bir evet. Formattı. Yani hani orada çok bence küme düşmek konusu çok böyle konuşuldu, tartışıldı. Lucescu döneminde de bu olmuştu. Yani Uluslar Ligi evet. Çok büyütüldü bizim oynadığımız süreçte milli takıma. Tabii ki de iyi sonuçlar almalı milli takım her oynadığı maçta da. Ama pandemi dönemi vardı, bir deneme süreci vardı. Bugün ama milli takım 2020'ye nasıl gittiyse o noktada olduğunu Şenol Hoca da ve futbolcular da gerçekten yani gösterdiler. Gösterdi. Dün de en ideal 11'lerimizden biriyle evet. Sahaya çıktık. Yani bu dünkü maç yani Avrupa Şampiyonası için de çok güzel bir işaret bence. İşaret, yani futbolcular evet. En azından istekliler. Takımda hiçbir aynen, olumsuzluk yok. Yani o aile havası takıma oturmuş. Ne oynadığını da biliyor takım. Tabii. Yani gireni çıkanı işte az önce bahsettin. Yani kalecilerimiz, savunmamız, stoperlerimiz inanılmaz bir seviyede bence. Türkiye için rüya gibi bir seviyede. Yani ki bu takıma girenler çıkanlar olacaktır. Tabii canım. Devam ediyor. Yani kadro da geniş zaten baktığımız zaman. Hemen hatta şu diğer başlıkları da verelim. Sonra kadro konusuna bir değinelim. Frans Futbol Türkiye Hollanda'yı cezalandırdı. Expressen gazetesi Burak Yılmaz şov yaptı demiş. Marka gazetesi, İspanya'nın ünlü gazetesi Türkiye Burak Yılmaz'ın hat-trick'iyle Hollanda'yı eziyor başlığını vermiş. Hatta spotta da Burak Yılmaz hat-trick ile laleleri ezdi ifadesini kullanmış marka. Osmanlılar Katar 2020'ye doğru yolculuğuna olabilecek en iyi şekilde başladı. Evet. Osmanlılar vurgusundan vazgeçmiyorlar. Onların aynen şey olarak Türkiye Türk lakabı. Türk lokumu başlıklarını da bekliyoruz. Evet. İşte Burak aslında olabilirdi evet yani evet. Hani Burak Yılmaz için yakışırdı. Ben de göremedim onu. Kesinlikle Türk lokumu. Hatta evet. Fıstıklı Türk lokumu diyebiliriz. Ya As gazetesi Yılmaz Hollanda'yı yıkıyor diyor. Yine Burak Yılmaz'ı öne çıkarmış. El Mundo Deportivo'da Türkiye'ye liderlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz Hollanda karşısında hat-trick yaparak kahraman oldu. Türkiye grup maçlarına iyi bir başlangıç yaptı. Burak'ın istatistiği de zaten evet. 64 maç, 27 gol, 5 asist milli takımda. Atıyor, her yerde atıyor. Ve yani bu performans aslında geç bir başlayan bir performanstı. Evet. Yani hatta o da görüntüde ekrana gelsin. Evet. Burak Yılmaz'ın kariyeri yani bir gol atamadığı takım Fenerbahçe evet. Olarak gözüküyor. Dün sosyal medyada da gündem olmuştu. Dolaşıma girdi. Tabii. Ya Beşiktaş'ın ilk dönemi de aslında istenen gibi başlamamıştı Burak'ın. Yani sonrasında zaten Trabzonspor zaten asıl patlama noktası Şenol Güneş'le birlikte oldu. Kesinlikle. Sonra Galatasaray'da yine müthiş bir dönem. Tabii Çin'e de gitti. Orada da gollerine Çin'de devam etti. Trabzonspor'a geri döndü. Sonra orada problemler yaşadı. Sonra Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ta da attı. Evet. Devam yani aslında ikinci hikaye evet. Güzel başlamıştı. Fakat sonra tabii ayrılık geldi bu aynen. Sezonun başında. Lille'de de atmaya devam ediyor şu anda. Yani Burak Yılmaz gerçekten... Yani sağ dışı olayları bir kenarda tutarsak Burak bence yaşayan efsanelerimizden biri. Yani böyle golcülerimiz de çok fazla tabii. Kalmadı. Golcü çıkaramıyoruz bu arada. Yani Burak'tan sonra hala bir soru işareti. Cenk umarım yani Cenk daha formunu bulamadı. O bir soru işareti hala. Onun bulması gerekiyor. Ki zaten kadroda ekranlara getireceğiz. Hı. Bu kadroda da yani Burak yanına bir soru işareti koyuyoruz. Diğer mevkilerde alternatiflerimiz tabii var. Tek eksik forvette Enes Ünal da yani şey yapamadı. Tabii Şenol Güneş'in sözlerini Burak Yılmaz'la ilgili onu da bir dile getirelim. Şenol Güneş tabii Burak Yılmaz için çok özel bir karakter. Baba oğul gibi baba gerçekten oğul gibi. Ve İkisi bir araya geldi mi her zaman inanılmaz başarı performanslar ortaya çıkıyor. Yani Beşiktaş dönemi de böyleydi. Trabzonspor dönemi zaten konuşmaya geliyor. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ile ilgili tek kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var. Geçmişi ve bugünüyle anlatılması gereken bir hikayesi var. Burak Yılmaz tek kelimeyle anlatılmaz diyor Şenol Hoca. Şenol Güneş'ten bu sözleri duymak eminim Burak'ı da motive hı-hı. Etmiştir ve mutlu etmiştir. Birlikte birçok şey başardılar. Umarım milli takımda da başarmaya devam edeceklerdir.
edecekler, ediyorlardı. Şenol Güneş Burak'ı nasıl kullanabileceğini çok iyi biliyor. Yani bu metodu, bu antrenmanlarda da bu Burak'ın hangi noktalarda verimli olabileceğini orta sahadaki oyuncularına anlatıyordur. Çünkü bakalım yani Trabzon'da başlayan hikayede Kolman neler yapmıştı Burak'a örnek veriyorum. Galatasaray'da aynı şekilde yani Fatih Terim kullandı. Burak aslında ya takımı merkezine koyduğunuz zaman ve Burak da moral olarak formda olduğu zaman atıyor. Gol atmak onun için aslında çok da sorun olmuyor. Bireysel yeteneklerini de ön plana çıkarabiliyor. Şenol Güneş de zaten onu bir kelimeyle anlatmak yetersiz buluyor. Tabii. Bu yüzden yetersiz buluyor. Yani ciddi anlamda Şenol Güneş ve Burak Yılmaz çok makine gibi bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Gol makinesi çıkıyor gerçekten ortaya. Tabii bir de kaleci konusu. Uğurcan dün müthiş kurtarışlarla damga vurdu. Mustera'dan da tebrik aldı. O da ekrana gelecek şimdi. Çok güzel bir Mustera mesaj. Tebrikler koca adam yazdı Instagram'dan Uğurcan'a. Ama tabii bir tartışma var. Yani Uğurcan mı Altay mı tartışmasına girdik maçtan hemen kısa süre önce. Yani sence bu konu ne olmalı? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani iki tane güzel kaleci yani varken bu tartışmaya gerek var mı? Biz bu tartışmaları seviyoruz. Yani biz en başarılı anımızda bile tartışacak bir şeyler bulan bir toplumuz. Yani seviyoruz. Ayrıştırmayı da seviyoruz. Uğurcan ve Altay konusunda bir ikileme düşmemiz güzel bir şey. İki kalecimiz de formdaki. Kimisi Altay'ın oynamasını istiyor. Kimisi Mert de var bu arada. Tabii Mert de vardı. Yani kaleci açısından çok bol bir dönemdeyiz. Evet. Gerçekten. Yani bence bu bolluktan dolayı zaten bunlar konuşuluyor. Uğurcan oynamış, Altay oynamış. Önemli olan milli takımın başarılı olması. Altay da oynasa eminim ki aynı performansı göstermeye çalışacak. Kesinlikle öyle ve hani bu yani önceden beri çok tartışılıyor. İşte Altay kadroya alındı, alınmadı. Uğurcan alındı, alınmadı. 11'de kim oynayacak vesaire. Yani bu biraz onun kararı. Süper Lig tartışmaları bence de milli takıma yansımamalı. Evet, herkes de bunun bilincinde olmalı. Yani geçmişten ders çıkarmalıyız bu konuda. Bu bir yarış değil, milli takım. Yani burada şimdi bu durum ileride büyük şeylere sebep oluyor. Yani hani işte niye Taylan oynadı, oynamadı? Yani herkes oynayacak baktığın zaman yani. İşte hani herkes bir itirazda yani hani sürekli milli takım yani konusunda. Ben mesela o konuda şöyle bir futbol sever olarak yani böyle bir gözlem yapabilirim. Doğrudur veya yanlıştır. Uğurcan uzaktan toplarda birazcık daha Altay'a oranla zıplama gücü, kol uzunluğu daha etkili. Örnek veriyorum. Ceza alanı içinde etkili olan bir takımlarda da Altay'ın refleksleri çok tabii. Daha Uğurcan'a göre ani refleksleri yani kedi gibi kalecilerden. Yani burada değerlendirme umarım Uğurcan sakatlanmaz, Altay oynamaz ya da Altay sakatlanmaz sürekli Uğurcan oynamak zorunda kalmaz. İki kaleciyi de Şenol Güneş gerekli yerlerde ki zaten fikstür çok yoğun. Yani tabii hepsi oynayacak. Yani taraftarların acele edeceği bir durum yok yani. Bu konular sosyal medya gündemi seviliyor da. Seviliyor, tartışıyor da bunun bir yani böyle bir yarışa dönmesi hoş değil yani. Eminim kendi içlerinde çok da oyuncular. Kesinlikle yani bence dün Altay Uğurcan'ı zaten tebrik etmiştir. Evet, ya da aynı şekilde Altay'ı da Uğurcan tebrik ediyordur zaten. Yani şimdi mesela. O boyut biraz o kulüp çatışmaya gelince çünkü uzun süredir devam ediyor sosyal medyada. Uğurcan mı Altay mı? Uğurcan mı Altay? Bir maç Uğurcan bir maç Altay örnek sürekli vereceğim yani. Şimdi. Ersin Beşiktaş'ta bence iyi bir sezon geçiriyor. Ersin milli takıma davet edildiğinde ne yapacağız? Yani bu tabii daha o konu var yani o konuya gelinmedi bile. Geçen maçta Altay'ı tebrik etti. Tabii. Bu maçtan sonra da Altay Uğurcan'ı tebrik etmiştir. Yani bu konulara çok fazla taraftarlarımız takılıyor ama takılmamak lazım. Milli takım başarılı oldukça zaten bunlar hiç konuşulmayacak. Evet yani hani kesinlikle. Ya bu arada şeyden de bahsedelim yani kadro demiştik az önce de onu bir konuşamadık. Aslında yani tabii bunu gördüğümüz oldu. Bu kadar Avrupa'nın en ne derler baba liglerinden bir kadro oluşturduk bugün Hollanda karşısında. Sadece iki tane Süper Lig oyuncusu vardı kadroda. Zeki Fransa'da oynuyor. Ozan Tufan ve Uğurcan vardı. Evet. Yani Zeki Fransa'da, Ozan Kabak Liverpool'da, İngiltere Premier Lig'de. Ki Çağlar'da. Aynı şekilde. Umut Meraş. O Fransa'da forma giyiyor. Yusuf Yazıcı yine Fransa'da. Burak Yılmaz Fransa'da. Evet. Hakan Çalanoğlu zaten
Milan'da herkesin malumu, anlatmaya gerek yok. Çok önemli bir pozisyonda. Kenan Karaban yine Bundesliga'da, Almanya'da forma giyiyor. Hani yani Hollanda'nın karşısında da aynı o futbol zenginliğinde sadece Süper Lig ağırlıklı değil de Avrupa ağırlıklı bir kadroyla çıkmamız da çok tabii bence ilerisi için 2022 hedefinde çok önemli. Umut verici bir durum. Ya bu futbolcular forma giydikleri ligde çok daha mücadeleci, çok daha sert geçen, çok daha güçlü takımların ve güçlü oyuncuların olduğu ligler. Bu oyuncuların da formları o seviyelerde, yani forma giyebilmek için o seviyelerde kalması gerekiyor. Haliyle milli takıma da yansıyor. Şimdi stoperlerimiz Premier Lig'de korakor mücadele ve Premier Lig'de çok tehlikeli forvet oyuncuları var. Milli takımın stoper tandemi güzel oluştu. Hakan Çalhanoğlu için çok eleştirildi. Yani biz bir klasik bir on numara bekledik Hakan Çalhanoğlu'ndan. Klasik bir on numara gibi davranmasını, ama Hakan çok daha fazla koşan, mücadele eden, aynı zamanda üretmeye çalışan bir on numara. Onun kıymeti yeni dönemde daha fazla anlaşılıyor ki Milan'da onu daha fazla kazandı. Milli takıma da yansıtıyor. Hakan'ın performansı da açıkçası ben geçen yıllara oranla çok daha verimli ve güzel buluyorum. İyi de bir on numaramız var diyebiliriz. En azından ben beğeniyorum. Yani Süper Lig'de mücadele eden topçularımız, o da Tufan'la Uğur Çakır'da, Uğurcan Çakır'da gayet iyilerdi. Yedeklere baktığımız zaman yedekler de aslında büyük oranda Süper Lig oyuncularından oluşuyor. Taylan girdi, Caner girdi, Deniz Türüç girdi, Enes Ünal girdi sonra. Tabii o da İspanya'da forma giyiyor. Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. Yani kadro ciddi anlamda kalite kokan bir kadro. Aynen. Yani Burak Yılmaz'a bir şey olmadığı sürece mevkilerde bir soru işaretine düşmeyiz gibi. Diğer mevkiler dolu. Yani Burak yerine de Cenk Tosun var tabii. O da bir kendini Cenk toparlarsa. Cenk de kendini bulacaktır zamanla. Sakatlığı da geçiyor hafiften. Evet, yani milli takımda durum bu. Umarız cumartesi günü şimdi Norveç maçı var. Evet, oraya da bir değinelim. Sonrasında Letonya sınavı var. Tabii Norveç bence asıl rakibimiz diye düşünüyorum ben. Yani... Bence de. Evet, dünkü Hollanda bilmiyorum yani kalan maçlarda nasıl. Dünkü Hollanda bana da çok olumlu sinyaller vermedi ama Hollanda da toparlayacaktır kendini. Hollanda, Norveç, Türkiye arasında bir süreç yaşıyor onlar da. Bir çekişme yaşanacak. Norveç'te şimdi dünkü maç çok ilginçti bu arada Norveç'in. Evet. Cebeli Tarık karşısında 43 dakika gol bulamadılar. Acaba mı dedik? Evet, bir acaba mı dedik orada. Fakat sonra Sörlot attı ve kilit açıldı. Ama yine de 3-0 beklenen bir skor değil bence. Değil. Cebeli Tarık karşısında hani o forvet hattıyla bir herhalde 7-8 gol falan filan bir şey bekleniyordu. Gövde gösterisi bekleniyordu ama gövde gösterisini gövde gösterisini Türkiye yaptı bence. Evet, yani Galatasaray Lines'in Haaland'dan korkuyorlar diye bir açıklaması oldu. Bakalım cumartesi göreceğiz. Ama bence Burak ona cevap vermişti biliyorsun. Evet. Yani kimseden korkmuyoruz diye. Yani kimse de bizden korkmasın dedi yani ama. Eğer bir düello varsa da Burak Yılmaz çok net cevabını verdi sağda. Yani bu gruptaki golcü yarışında ben de varım dedi. Ben o maçta yani Merih'i oynatacağını düşünüyorum Şenol Güneş'in. Merih Haaland mücadelesinde yani, keyifli izleyeceğiz. Evet. Bence Haaland Merih'ten korkmalı. Bence de korkmalı. Konsantre bir Merih neler yapabilir? Ya bir de şeyle güven veriyor. Hani geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası onu göstermişti. Şenol Güneş bir maçtan istediğini alıyorsa o maçtan istediğini genelde aldı. Yani. Bugün de aldı. Yani ben biraz daha Norveç karşısında yani kontrollü bir oyun bekliyorum. Evet. Çünkü oradan beraberlik çok iyi bir sonuç olur. Sonrasında Letonya ile zaten oynayacağız. Oradan beraberlik almamız bize müthiş bir avantaj getirir. O nedenle de biraz daha kontrollü olup daha böyle kontra bir futbol düşünüyorum ama Haaland'a önemli bir kilit gerekiyor tabii. Onu nasıl başaracağız dün göreceğiz. Dün ikinci yarıda Hollanda karşısında güzel kontralara da çıktık yani aslında onu da kullanabilir. Tabii. Hoca. Bakalım Norveç maçında ne izleyeceğiz. Umarım bir galibiyetle gelirler. Evet, milli takım da durumlar şimdi böyle. Tabii konuşamadığımız şeyler oldu hafta içinde. Yani, Avrupa Ligi'ne o zaman biraz değinelim. Seni aslında orada pası sana atmak istiyorum. Evet. Mourinho neler oluyor bize şarkısını yani, hatırlatan bir performans. Bilmiyorum yani. Mourinho Dinamo Zagreb'e elendi Avrupa Ligi'nde. Tabii
hiç beklenmeyen bir şey. Bir de 2-0'lık avantaja rağmen 3-0 uzatmaya gitti maç. Önce 2-0 Dinamo Zagreb 2-0 yaptı, normal süreyi bitirdi. Sonrasında uzatmalarda 3-0 geldi ve yani ne oldu sana, ne oldu böyle? Mourinho hocam. Zaten Mourinho hocamın da maç sonrası açıklamaları, artık üzülmek için başkalarının bir şey söylemesine ihtiyacım yok. Evet, yine Mourinho'nun bu sözlerini yani bir girişimci bir kitap olarak toplasa zaten işte internet siteleri bunu topluyorlar sürekli. Yani utanma duygusunun bir erkek için en güçlü duygu olduğuna inanırım. Umursamaz, kendini vermeyen ve hiçbir şeyden aldırmayan erkeklerden bahsetmiyorum. Utanma bir erkeğin sahip olabileceği en güzel duygulardan biridir ve takımımda bu duygu olduğu için mutluyum. Burada inanılmaz üstü kapalı bir eleştiri var. Yani takım bunu okuduğu zaman, duyduğu zaman eminim utanmışlardır. Ya yani, utanmışlar mıdır ya da Mourinho'nun, ben şimdi şuna geleceğim hikayede. Şimdi Mourinho'nun tabii hemen konuşulan şey şu, Mourinho'nun devri bitti mi, bitiyor mu? Uzun süredir de bu tartışılıyor tabii. Evet. Şimdi Manchester United döneminden ya da özellikle Chelsea'den ayrıldığından beri, o son Chelsea'den ayrıldığından beri Mourinho tabii bir o A sınıfı segmentten bir uzaklaşma görüntüsü de doğruya doğru. Hani ben de çok seviyorum. Bize çok büyük başarılar yaşattı ama gelinen noktada bu sorgulanması bunun gerçekten çok normal. Yani Dinamo Zagreb'e elenmek harbiden nedir yani? Hani yani gerçekten hani Tottenham tamam kadro belki şampiyonluk yarışı için Premier Lig'de yarış için tartışılabilir. O ayrı bir konu ama Avrupa Ligi'nde. Yani Avrupa Ligi'nde elenmek yani ne olursa olsun oyuncuların ne derse desin Mourinho için büyük bir yenilgi, büyük bir facia. Ya zaten yani Mourinho'nun geçmişi ve son yaşanan olay bir devir bitti mi sözünü aslında hakkını veriyor. 2003-2004'te Porto ile Şampiyonlar Ligi, 2009-2010'da Inter ile Şampiyonlar Ligi, 2016-2017 Manchester United ile Avrupa Ligi, Ligi. Evet. 2021-2022'de son 16'da şimdi Tottenham'la Dinamo Zagreb'in de başarısını gölgelemeyelim, küçümsemeyelim tabii. Ama yani Mourinho ve Tottenham gibi bir takımın, Mourinho önderliğindeki bir takımın Dinamo Zagreb'e elenmesi haliyle bir devir bitti mi dedirtiyor. Mourinho da zaten hani son dönemde yaşatamadı yani başarı. Evet, yani dediğin gibi en son Manchester United'da bir Avrupa Kupası aldı. Yani şöyle bir durum var. Şimdi tabii geleceği sorgulanıyor toplumda. Bu ya tabii net olarak sorgulanıyor. Çünkü beklenen özellikle de Pochettino'nun ardından gelip yani Jose Mourinho'nun bu duruma düşmesi çok acı verici bir durum. Ha bundan çıkar mı? Ya benim görüşüm şu. Tabii yani Mourinho'nun geleceği noktasında belirleyici olan unsur şu olacak. Yani kupa. Yani Mourinho'nun buraya gelme amacı sadece bir kupa kazanmak. Evet. Yani öncelikli olarak bu. Hani Premier Lig şampiyonu olabilir, bu lig kupası olabilir. Şu an zaten lig kupası final oynayacak Manchester City ile. Onu alırsa yine kalır. Onu alamazsa gider gibi. Onu alamazsa bir de zaten hani dördüncülük yarışı şu anda oldukça çetin Premier Lig'de. Chelsea zaten yani Tuchel geldikten sonra müthiş bir çıkış yakaladı. West Ham'ın yükselen bir formu var bu sene dördüncü sıra için. Everton aynı şekilde. Yani Tottenham bu sene çok dengesizlik yaşıyor. Yani bir toplanıyorlar, bir 3 maç 4 maç kazanıyorlar. Tam oldu derken biraz da tırmanmaya başlıyor. Bu sefer işte Arsenal gibi ilgisi. Geçen hafta da konuştuk. Lamela'nın Rabonası. Ondan sonra ona rağmen yenilgi, onlardan Dinamo Zagreb yenilgisi. Böyle bir inişler çıkışlar var. Tabii bunlar Mourinho takımından hiç görmediğimiz şeyler. Genelde hani hep alışılan şey hep dominant futbol. Onu oynardı, kupa alırdı. Yani, zaten İngiliz basını da hemen tabii, işte doğal olarak sıralamaya başladı. Yani Daily Express Gerrard'ı yazmış ama deneyimsizliğinden dolayı çekiliyormuş Tottenham. Nagelsmann konuşuluyor. Nagelsmann bence bu noktadaki en büyük aday. Yani ama şu var. Yani Tottenham şimdi Mourinho'yu öyle kovuyorum deyip de kovamazsınız. Öyle de bir konu var. Yaklaşık 40 milyon euroluk bir tazminattan bahsediliyor ki Mourinho'nun kovmanın da bir bedeli var bedeli yani. Var, o topa Tottenham girebilir mi? O da bir soru işareti. Çünkü yani Tottenham yeni bir stat yaptı büyük masraflara gidip ve üstüne bir de pandemi geldi. Zaten ekonomik anlamda çok iyi bir şeyi hedeflerken pandeminin olumsuzluğuyla beraber tabii. Çünkü o statta yani sadece futbol değil işte konser, diğer spor dallarına dair etkinlikler olacaktı.
40 milyon euroluk bir tazminatın altına girer mi, girmez mi, o bir soru işareti. Ya dediğim gibi bu lig kupası konusu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım tabii belirleyici olacak. Yani Belirleyecek. Denilevi'nin başkanın o Alornatik belgeselinde de Mourinho ile ilgili sözü şu. Yani onu niye getirdim? Çünkü kupa kazanmak istiyoruz. Yani bu kulübün 2008'den beri kupası yok. Tam çok başarılı. Yani Pochettino ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktın vesaire Evet. ama tarih ikincileri Yazmıyor. hatırlamıyor hiçbir Hatırlamıyor şekilde. ve yazmıyor da. Evet yani o başarılar bir belge lazım. Bu Evet. iyi dönemde Mourinho getirmesi sebebi her kulvarda kupa kazanan bir isim Ama diyor. bu tabloyu hedeflerken ortaya işte ekranlara getirdiğimiz görüntüler geliyor. Mourinho'nun maç sonu Dinamo Evet. Zagreb'leri tebrik etmesi. Thank Güzel hareket. Her zaman Bence onun her zaman olması gereken hareketler. karizmasına yakışan Aynen öyle. hareketler. Ki Dinamo Zagreb'de önemli bir iş başardı. Zaten Dinamo Futbolcular da Zagreb'lilerin çok şaşırıyorlar orada tabii Mourinho geldikten sonra soyunma odasına. Hani aldıkları galibiyet zaten büyük. Bir de tabii Mourinho tarafından tebrik taçlandırıyor. edilmek daha Taçlandırıyor. büyük bir onore onlar Onları. için. Dinamo Zagrebliler çılgın sevinçler yaşamışlar zaten. Maç sonu onları da ekranlara getirelim. Burada Tottenham karşısında alınan galibiyet kadar bence yani bence Mourinho karşısında alınan galibiyet daha Tabii fazla Mourinho. Yani çok net sevindirmiştir o yani çünkü ya bir de şu var dediğin gibi şimdi Mourinho olursa övgüler de fazla oluyor, eleştiriler de Zagreb'lileri. fazla Evet. oluyor. Şu an eleştiriler fazla olacak. Yani kılıçtan geçiriliyorsa normal yani Mourinho'nun. Çünkü sen Mourinho'sun ve Dinamo Zagreb'e Olmaz. eleniyorsan olmaz yani Yani hani gerçekten. eleştiriler kupa finali dediğin gibi kaderini bence belirleyecektir. Bu hafta yine ilginç bir olayımız daha var. Sevilla kalecisi Bono ligdeki 1-1 biten Valladolid maçında beraberlik golünü attı. Ve Evet. çok önemli bir dakikada gelen bir gol. Gol sevincini de ekranlara getirelim. Çılgın bir sevinç yaşadı. Bono ilginç bir adam. Yani araştırırken garip bir hikayeye de denk geldik. Tabii bu golü ilk önce konuşalım sonra onu biraz anlatalım. Yani kalecilerin böyle gol atmasını çok Çok fazla nadirdir. görmüyoruz. Hele böyle direkt skora etki eden gol de pek görmüyoruz ve hep şeyi bekleriz kalecilerde. Kornerden kafayla Tabii atsın. tabii Bu yani kez ama ya yani da free ceza kick alanı serbest vuruştan atan serbest kaleciler vuruştan vardı. bu pozisyon içinde gol attı Bono. Güzel de vurdu. İlginç bir kaleci. Zaten Sevilla'nın ilk kalecisi gol atan Sevilla tarihinin ilk kalecisi Bono. Hani tabii Haaland'a karşı da Diallo'yla gündeme Diyorlar. Bu gelmişti. Ondan sezon da evet bu sezon Bono böyle ilginç hikayelerle gündeme geliyor. 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında Haaland ilk penaltıyı kaçırıyor ve kaçırdıktan sonra tekrar penaltı oluyor. Haaland golü atıyor. Meşhur fotoğraf ekrana gelsin ve kaleciye doğru bir hareket yapıyor. Maçtan sonra Haaland'a bunun ne olduğunu soruyorlar. Haaland tam olarak şu sözleri söylüyor. Anlamını bilmiyorum ama bana bağırdığı şeyin aynısını söyledi. Bono aslında ilk penaltıda orada bir büyü yapmaya çalışmış. Kirikoço diye bir söz. Kirikoço'nun geçmişi Estudiantes'in o dönemki teknik direktörü Carlos Bilardo, takımın idmanlarını, maçlarını takip eden Kirikoço isminde muhtemelen çılgın bir taraftar. Bu adamın takıma uğursuzluk getirdiğini düşünüyor ve adam idmanlara geldiği zaman bir futbolcu sakatlanıyor. Maçları izlediği zaman işte Estudiantes galibiyet alamıyor. Ne yapacağız diye düşünürken Kirikoço'ya diyor ki sen diyor bundan sonra rakip takımları karşıla. Rakip takımları izle. Ve o sezon 67'de sadece bir maç kaybediyor Estudiantes. Şampiyon oluyor ve Boca'ya karşı o maçta da Kirikoço yok. Bono da bunu denemiş. İlkinde Evet. başarılı olmuş. Ama sonra İkincisi de tekrar olamamış. edildi. Haaland tüm büyüleri bozmuş. Evet, Haaland yani Değişik bir Haaland'da kaleci Bono. büyü de işlemedi de diyebiliriz yani Bono'nun Haaland'da yanına büyü bakarsak. işlemedi, evet. Ama tabii yani
kritik bir puan getirdiği. Bu arada Estudiantes'in o teknik direktörü Carlos Bilardo daha sonra seviyeyi de çalıştırıyor ilerleyen yıllarda. Öyle de bir not var. Bono da muhtemelen bu hikayeyi biliyor, denemiş. Bakalım bundan sonra da dener, şans diliyoruz kendisine. Yani bence bunu Uğurcan ya da Altay da denemeli. Norveç maçında kim oynayacaksa olabilir belki. Evet, zaten lazım olabilir. Bu arada denememize gerek yok Yusuf Yazıcı. Evet, Yusuf Yazıcı ona değinmedik. Doğru yani, Yusuf Yazıcı Uğurcan'a taktik verdi. Taktik verdi, evet. Sonuna kadar bekle kanka. O bekle ses duyuldu kanka. Ekranlara evet. Geldi ve tabii onlar Trabzonspor'dan da çok yakın takım arkadaşı uzun süredir. O elektrik orada da işe yaradı belki, bilmiyorum hani o uyarı. Önemli tabii penaltılarda. Tabii ki de. Ramos'un De Gea'yı yanıltması vardı zamanında, evet. Hatırlarız. Ama Yusuf yanıltmadı. Yani Uğurcan da iki hamlede gerçekten çok güzel atladı. Evet. Önemli bir kurtarış yaptı. Yine aslında milli takımda başlayıp milli takımda da herhalde bitirmiş olduk. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Yeniden görüşeceğiz.